Rıfat Serdaroğlu, 4 Temmuz 2023, Rıfat Kaderinden kaçamayacaksın. Bu laf kendini dünyanın lideri ve dünyanın sahibi zannedip kibre saplananlara. Dünya kurulduğundan bu yana kaderden kim kaçabilmiş ki? Ülkelere hükmeden nice padişahlar, sultanlar, krallar kaderlerinden kaçamadılar. Herkes yaptıklarının hesabını önce bu dünyada verecek. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bir de şu kural vardır. Siyasette iki kişinin bildiği sır olarak kalmaz. Ne haldeyiz? Yargı bağımsızlığını tamamen yitirdi. Adalet sizlere ömür. Laiklik tamamen devre dışı. İmamlar kürsü dokunulmazlığı istiyor. Liyakat sahibi kişilere hayat hakkı tanınmıyor. Demokrasi katledildi. Sandık demokrasisi peyda oldu. Ekonomi akıl dışı uygulamalarla perişan edildi. Toplum açlığa mahkum edildi. Yolsuzluk sıradan hale geldi. Her varlığımız yabancılara peşkeş çekildi. Eğitim sistemi, tarikat ve cemaatlerin yobaz ellerine teslim edildi. Milyonlarca sığınmacı ülkeye sokuldu, daha da geliyor. Bu durumlara düşmemizin sebebi, AKP yönetiminin ahlakı ve İslam'ı perişan etmesidir. Nasıl bu hale geldik? Amerika Eski Dışişleri Bakanı ve Başkan Adayı Clinton'ın e-postaları Wikileaks tarafından ele geçirilmişti sızanlar çok ilginç. Bunlar görmezden gelinemeyecek olan ciddi iddialardır. Mutlaka açıklanması gerekir. İddia şu. Işit Amerika tarafından petrol devleri olarak gördüğü Suriye ve Libya yönetimlerini devirmek için kurduruldu. Suriye ayağında IŞİD'in kontrolünü dönemin başbakanı Erdoğan sağlayacaktı ve IŞİD'in ele geçirdiği petrol havzalarındaki işlenmemiş petrol, Rus ekonomisini zayıflatmak amacıyla Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak tarafından kara borsaya sürülecekti. Bir başka iddia yurt içinden. 29 Aralık 2010'da Türk tarihinde ilk kez Genelkurmay Başkanlığı Kozmik Odasına mahkeme kararıyla girildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, dönemin Başbakanı Erdoğan'a Kozmik Odaya girilmesinin doğru olmayacağını söylediğini fakat buna rağmen Başbakanın emriyle girildiğini açıkladı. Dönemin kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili, kozmik odada yapılan aramanın dönemin başbakanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Aralık 2013. O cemaat Türk ordusuna kumpas kurdu." dedi. Türk tarihinin binlerce yıllık belge ve bilgileri ilk kez kendi hükümeti tarafından terör örgütlerinin eline geçirildi. Buna içten ihanet denir. Bu iddia değil, bir gerçek. 28 Mayıs 2013 tarihinde gezi olayları başladı. Erdoğan bu olayları hükümetine karşı bir kalkışma olarak yansıttı. Önce gezi direnişine katılanları illegal örgüt üyeleri olmakla suçladı. Aralık 2016 ise gezi direnişini FETÖ'nün düzenlediğini söyledi. Söylemesine söylüyor ama FETÖ'cüler hala bakanlıklarda ve yargıda, suçsuz insanlar hapiste, milletvekili Can Atalay ve arkadaşları gibi. 16 Haziran 2013 günü polis Erdoğan'ın emriyle aşırı güç kullanarak Gezi alanını boşalttı. Bu olaylarda 12 kişi öldü, 7 kişi kör oldu, binlerce insan yaralandı. Aynı günün akşamı 16 Haziran 2013 tarihinde yani 17-25 Aralık hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olaylarından sadece 6 ay önce Gülen cemaatinin düzenlediği 11. Türkçe Olimpiyatlarında yaptığı konuşmada FETÖ için bakın ne dedi? Bozkurt'taki fidan gibi, çölün ortasında baha gibi, kuruyan dudaklarda bir damla su gibi, kararmış yüreklerde bir nebze merhamet gibi, pörsümüş dimalarda aydınlık bir ufuk gibi bize güzeli anlattınız, bize güzeli hatırlattınız. Muhterem hoca efendiye saygılarımı sunuyorum. Gel artık bitsin bu hasret. Türk tarihinde ilk kez seçimle gelmiş bir hükümet, CIA uşağı silahlı terör örgütüyle beraber çalışıyordu. 11 sene boyunca emperyalist devletlerin hatrına Türk devleti Libya'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a sürüklendi. Tarikat ve cemaatler Türk devletine girdi. Onlara güç verildi. Cumhuriyet düşmanları darbe yapacak güce ulaştırıldı. En sonunda da vatanımız gri listenin içine atıldı. Türk devleti ilk kez uyuşturucu ticaretine göz yummak, teröre finansman sağlamakla yeterince uğraşmamak gibi ağır suçlara muhatap oluyordu. Aziz Türk milleti, bazı suçlar zaman aşımına tabi olamaz. Suç işleyenler kendilerini yasaların zırhına sığınmakla kurtaracaklarını sanıyorlarsa aldanırlar. Tek maddelik bir anayasa değişikliği Türk milleti tarafından onaylanırsa kimse yargıdan kaçamaz. Rifat Serdaroğlu